Herkese merhaba. Yürekli pirinç, yani pirinçli yürek yemeği ya da yürekli pilav da diyebilirsiniz. Şey oluyor yalnız, pilava göre biraz daha yumuşak oluyor. Bunu yapacağız. Bununla ilgili tarifimi şimdi size anlatacağım. Bugünkü menümüzde yürekli pilav var. Sakatat biz severiz. Bizim evimizde bayağı tüketilir. Sevilir sevilmez artık o seçim meselesi. Bazı işte kolesterol gibi ne bileyim bir takım söylentiler var. Bunlar da olabilir. Ama lezzetli şeyler. Biz seviyoruz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Yağımızı koyduk tenceremize. Kıssın. Yüreklerimizi mühürleyeceğiz. Önce mühürleyeceğiz. Ondan sonra gayet güzel genelde bir orta boy soğanımız var. Makineyle çektik. Bir de bir su bardağı pirinç var. Bu yemek şey gibi olacak. Pirinçli yürek değil de böyle yürekli pilav, ikisinin arasında bir şey. Ama yemek, tencere yemeği. Soğanımızı da ilave ettik. Şimdi o da biraz kendini bulana kadar kavurmaya devam edeceğiz. Yüreklerimiz mühürlendi. Soğanımız da kıvam aldı. Şimdi buna bir ne kadar salça? Bir kaşık yetiyor mu? Bir kaşık salça koydum. Ondan sonra pirincimizi de birazdan ilave edeceğiz. Burada bir su bardağı pirinç var. İki bardak su olacak. Bunu karıştıracağız. Kapağını da kapatacağız. Pirinçler suyunu çekene kadar, pişene kadar kaynayacak. Yemeğimiz kaynıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Suyunu çekene kadar kaynayacak. Bu tarz yemeklerin pilavını biraz biz boy koyuyoruz, bol koyuyoruz. Pilav gibi oluyor ama yani bizim sevdiğimiz tarz bu. Evet, suyunu çekmiş. Bir karıştıracağız. Ve karabiber. Altını da kapattık. Şimdi bir karıştıracağız iyice karabiberin içine. Tekrardan sonra kapağını kapatacağız biraz kendini çeksin.
Gördüğünüz gibi yemeğimiz servise hazır. Yanında salatasıyla beraber çok güzel bir tabak oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.